Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, galericiler sitesi esnafıyla buluşarak incelemelerde bulundu. Esnafların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, galericiler sitesini ziyaret etti. Galericiler sitesindeki esnafın istek, beklenti ve sorunlarını dinleyen Vali Pekmez ve Başkan Yazgı'ya ziyarette Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş da eşlik etti. ATSO Başkanı Cüneyt Göktaş esnaflar adına bölgede yaşanan sorun ve sıkıntıları dile getirdi. Burada bugün sizlerin sorunlarını dile getirmek için bir araya geldik. Sizlerden önce sorunlarınızı az da olsa biraz anlattık başkanıma. Başkanımın görüşleri oldukça olumlu. Şimdi birazdan size de ilgilendirme de yapacağım. Sizlerin de artı istekleriniz, düşünceleriniz, görüşleriniz ne varsa onları paylaşın. İnşallah belediye başkanımızın yeni başlatmış olduğu bir proje var yine. Yerinde çözüm diye ulusal basına da çıktı biliyorsunuz. Burada da yerinde çözüm yapacağız inşallah. Bugün burada sizin sorunlarınızı bitireceğine belediye başkanımız inanıyoruz. Bütün istek arzularınızı çekinmeden beyan edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Esnaflarla bölgeye yapılması gereken konuları istişare ederek beklentilerini ve taleplerini dinleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Aksaray Belediyesi olarak esnafımızın daima yanında ve esnafımızla iç içeyiz. Esnaflarımızın isteklerini karşılama noktasında her daim onların hizmetindeyiz ifadelerini kullanarak kısa bir konuşma yaptı. Şimdi burayla ilgili defalarca konuştuk. Birçok konuya vakıfız, biliyoruz. İlk seçilme dönemlerimizde yani 4,5-5 sene önce iyi hatırlıyorum ben. O zaman en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu büs şantiyesiydi. Büs şantiyesinden kalkan tozlar arabaların üstüne ve motorlara girmeye başlayınca birinci sıkıntımızı bir de getirmiştiniz. Biz ilerleyen safhalarda bunun kapatılmasına doğru yol açtık ve şu anda kapandı. Tamamen faaliyeti durdu. Onu inşallah bambaşka bir faaliyete dönüştüreceğiz belediyemizin arsasını. Başka bir faaliyet için kullanacağız. Ama bu arada buradan farklı zamanlarda gelen talepleri biz elimizden geldiği kadar karşılamaya çalıştık. Aralara atılan asfaltlar, belli zamanlarda gelip yol düzenlemeleri, refüj düzenlemeleri, kaldırım düzenlemelerini ve dükkanların önündeki bazı çalışmaları hatırlarsanız yapmıştık. Tabii biz bu esnada ilerlerken şehrimiz tabii büyüyor, gelişiyor. İstekler ve talepler artı sıra gelmeye başlıyor. Bunlardan bir tanesi de belli zamanlarda yine galerici esnaflarımızla oturup konuştuğumuzda bana şu ifadeyi kullanmışlardı. Ya başkanım biz böyle değil de böyle Ankara'daki gibi ya da başka illerdeki gibi çok modern, çok güzel bir yer oluşturmak istiyoruz. Öyle bir alan çıkarsa biz oraya talibiz demişlerdi bir kısmı. Arkadaşlarımız gelmişti, bize öyle bir talepte bulunmuşlardı. Biz dedik ki bunu zaman içerisinde değerlendirelim. Böyle bir istek, böyle bir durum olursa ona göre bir çalışma yapalım. Ama yok eğer mevcut yerde kalarak biz işlemlerimizi devam etmek istiyorsak ki az önce kahvaltıda başkanlarımızla da konuştum. Anladığım kadarıyla Ticaret Odası Başkanı'nın da ortak görüşü burada bu işi devam ettirmek ama galericilik dışında faaliyet gösterenle ilgili bir çalışmanın da içerisine girmemi istiyorsunuz. 160 tane dükkan var. Bunun 120 tanesi kiracı. Geri kalan kısmında çalışmalar. Geri 30 tane dükkanda faaliyeti dışında işlem yapıyor. Tavukçusundan işte alıcısına. Normalde burada da 30'a yakın dükkana ihtiyaç var. Bana söylediğiniz ifadenize göre anladığım kadarıyla. Şimdi bunu nasıl çözebiliriz? Az önceki istişarelerimizden çıkan iki sonuç var. Burada 3 tane park alanı var. Bir caminin arkasında 2 tanesi de ön tarafta. O 3 tane park alanına dükkanlar yapılabilir. Sayı yetmeyecek olursa o ara boşlukları az önce başkanlarım da söyledi. Ara boşlukları değerlendirip kapatılıp dükkan yapılabilir. Bunların hepsi bir alternatif. Hepsi değerlendirilmesi gereken, üzerine düşünmesi gereken bir alternatif. Bence bir problem yok. Ama yine bunu tadilat komisyonumuz, belediyemizdeki meclis üyelerimize bu konuyu aktaracağım. Ve onlardan gelen ve sizler zaten bunu istediğiniz için meclis üyelerimizde bu konuda olumlu bakacağını düşünüyorum. Beraber ortaklaşa kararlı bunu yapabiliriz. Ama bunu hepinizin istemesi lazım. Hepinizin ortaklaşa böyle bir şeyi talep etmesi lazım ki böyle bir çalışmaya adım atalım.
Bir bütünlük çalışması içerisinde yapılabilecek projeleri ve talepleri değerlendiren Vali Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı esnafları ziyaret etti. Aksaray'daki mahallelere ve sokaklara halkın ihtiyaçlarına göre hizmet götürmek amacıyla yola çıkan Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Paşacık Mahallesi'nde gezi ve incelemelerini tamamladı. Aksaray Belediyesi tarafından yürütülen Başkan Mahallemizde projesi planlı ve programlı bir şekilde devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve ekibiyle birlikte mahalle mahalle yaptıkları teknik gezi ve incelemelerini Paşacık Mahallesi'nde sürdürdü. Başkan Yazgı, mahallelerdeki eksik ve sorunlara doğru tespitlerle çözüm üretirken diğer yandan da halkla iç içe bir gün geçirdi. Birimlerin çalışmalarını yerinde denetleyen planlanan program dahilinde şehit ve gazi aileleriyle ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere ev, okul ve camilerde yaz Kur'an kurslarını ziyaret eden Başkan Yazgı ve ekibi mahalle gezilerinde çalmadık kapı bırakmadı. Başkan Yazgı'ya ziyaretlerinde eşi Hasibe Yazgı ile birlikte mahalle muhtarı Mehmet Emin Tetik gün boyunca eşlik etti. Paşacık Mahallesi'ni ziyaret eden Başkan Yazgı, düzenlenen mahalle meclisi toplantısında yaptığı açıklamada, kentimizi, mahallelerimizi ve sokaklarımızı halkımızın ihtiyaçlarına göre düzenliyoruz. Halkımızla iç içe olmamız kentimizin de gelişimini olumlu etkiliyor. Mahallelerimizin eksikliklerini yerinde görerek çözümü için ekibimizle birlikte planlamalar yapıyoruz. Yeni yollar açarken stabilize yolların bakımını yapıyor, asfalt olmayan yollarımızı da sıcak asfaltla kaplıyoruz. Kısacası kentimizin sorunlarını gerçek sahiplerinden öğrenerek çalışmalar yapmış oluyoruz. Teknik çalışmalarımızın yanında kapı kapı dolaşarak elimizden geldiğince talep ve şikayetlerini ileten insanlarımıza yardımcı oluyoruz. Tespiti yapılan sorunlara çözüm önerileri bulmak daha kolay bir hale geliyor. Her ne sorun olursa olsun vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye, imkanlarımız ölçüsünde çözümler üretmeye, birlik beraberlik içerisinde hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz dedi. Halkla iç içe olmanın, onların sorunlarına doğru tespitlerle çözüm üretmenin huzur ve mutluluğunu yaşadığını belirten Başkan Yazgı, imkanlarımızın ve yetkimizin olmadığı yerde tüm kurum ve kuruluşlarla irtibata geçerek vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek için ise yol gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen hiçbir talep ve tespiti yapılan hiçbir sorun çözümsüz kalmayacak dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı tarafından başlatılan Başkan Mahallemizde projesi kapsamında mahallelere yapılan nitelikli hizmetlerle vatandaşların yaşam kalitesi yükseliyor. Aksaray Belediyesi'ne bağlı icracı birim ekipleri Paşacık Mahallesi'ndeki 25 sokakta mahalle içi yol bakım ve onarım çalışmaları başlattı. Aksaray Belediyesi tarafından hazırlanan Başkan Mahallemizde programları Paşacık Mahallesi'nde devam etti. Fen işleri, ulaşım hizmetleri, su ve kanalizasyon müdürlüğü ekipleri planlamada yer alan yol açma, genişletme, kaldırım yenileme, alt ve üst yapı çalışmaları gerçekleştirdi. Sokak ve caddelerdeki kaldırımlar yenilenirken her çeşit ulaşım yapılarında alt ve üst yapı çalışmaları kapsamında mahalle içi sokakların, yolların genel temizliğinden park ve bahçelerin bakım onarımına çalışmalar titizlikle tamamlandı. Ekipler kalıcı hizmetlerle daha da güzelleştirdikleri Paşacık Mahallesi cadde ve sokaklarında geriye kalan çalışmalarına ise devam ediyor. İcracı birimlerin yapısal çalışmalar gerçekleştirdiği Paşacık Mahallesi'nde sosyal yardım ve belediye kapımda birimi ekipleri de kapı kapı dolaşarak Aksaray Belediyesi hizmetlerini tanıttı, ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek ailelerin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Trafik zabıta ve genel zabıta müdürlüğü ekipleri düzenlemeler ve denetimlerle esnafları ziyaret etti. Başkan Mahallemizde projesi çerçevesinde hayata geçirilen ve şu ana kadar 10 mahallede tamamlanan mahalle meclisi toplantısı Paşacık Mahallesi'nde kuruldu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı mahalle gezileri kapsamında Paşacık Mahallesi'nde kurulan mahalle meclisi toplantısında vatandaşlara seslendi, mahalle sakinlerinin görüş ve önerilerini dinledi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelip sorun ve talepleri yerinde tespitinin yapıldığı Paşacık Mahallesi Meclisi'nde Başkan Yazgı, Başkan Yardımcıları birim müdürleriyle birlikte Başkan Mahallemizde projesi kapsamında yapılan çalışmaları anlattı. Bugün sabahın erken saatlerinde buradaydık, mahallemizdeydik. 250 kişilik bir ekip oluşturduk. Bu ekibin içerisinde fen işleri var, asfalt ekibi var.
kaldırım ekibi, park bahçe, temizlik, zabıta, veterinerlik, sahada bizim işimize yarar bütün birimlerimizin hepsi buradaydı. Su kanalizasyonu dahil olmak üzere. Şimdi biraz da zaten kendilerini tanıtacaklar ve burada yapmış oldukları çalışmalardan bahsedecekler. Ve 4,5 yıl boyunca yapılan çalışmalardan anlatacaklar. Ardından müdürlerimiz bu soru cevap kısmını, önce bugün ve 4,5 yıl boyunca yaptığı çalışmayı anlattıktan sonra mikrofonu ben size bırakacağım. Sizlerin soruları varsa bunların cevaplarını yazacağız. En son başkan yardımcılarımızla sizlere cevaplarını vermeye başlayacağım. Başkan Yazgı, Paşacık Mahallesi'ndeki hizmet turunu çocuklar ve mahalle sakinleriyle birlikte açık havada sinema keyfiyle tamamladı. Başkan, film gösteriminden önce çocuklar için hazırlanan programa katılan çocuklara hediyeler dağıttı. Mahalle sakinleri ve Başkan Yazgı, şekerleme ve patlamış mısır ikramları eşliğinde Bizim Köyün Şarkısı filmini izledi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün'ün oğlu Mustafa Tüzün, Isparta'da geçirdiği elim trafik kazası sonucunda hayatını kaybetti. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün'ün oğlu Mustafa Tüzün, Somuncu Baba Camii'nde düzenlenen öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Merhumun cenaze törenine sevenleri ve ailesinin yanı sıra Vali Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve İl Protokolü katıldı. Biz de Aksaray Belediye TV ailesi olarak merhuma Allah'tan rahmet, Tüzün ailesine başsağlığı diliyoruz. Geçtiğimiz gün Isparta'nın Şarkı Karaağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Aksaray İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün'ün oğlu Mustafa Tüzün, gözyaşları içinde toprağa verildi. Öğle namazına mütakip Somuncu Baba Camii'nde düzenlenen cenaze merasimine Vali Aykut Pekmez, AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, 24. dönem Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, bürokratlar, çevre illerin il genel meclis başkanlarıyla çok sayıda protokol mensubu katıldı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün'ün oğlu Mustafa'nın cenaze namazında güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Kaza çarşamba günü Isparta'nın Şarkı Karaağaç Beyşehir Karayolu'nun 6. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Mustafa Tüzün yönetimindeki otomobil karşı yönden gelen Osman Bey yönetimindeki hafif ticari araçla çarpışmış, ağır yaralanan Mustafa Tüzün ve diğer araç sürücüsü ambulansla Şarkı Karaağaç Doktor Saadettin Bilgiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Tüzün yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Osman Bey ise Isparta'ya sevk edildi. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Tüzün'ün oğlu Mustafa Tüzün'ün Şırnak'ta din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi. Doğru ve gerçek haberin adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.